Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet, farkındaysanız 150. defa farklı bir arka plan kullanıyorum. Şu anda filme odamdayım. Sizden gelince eskiden misafir odasında çekiyordum hatırlarsanız ama o duvarın önüne çalışma masası geldiği için şu an orası komple kullanıma kapatıldı. O yüzden ben dedim ki bir de bu duvarın önünde deneyeyim. Yani aşırı hoşuma gitti ve diyorum en iyi arka planı demiyorum ama genel olarak zaten benim arka planlarım profesyonellik açısından sınıfta kalma düzeyinde. O yüzden çok da bir şey diyeceğimi zannetmiyorum. Kanalın içeriğine bakalım. Estetik kaygılar gütmeyelim. Hava inanılmaz sıcak. Odada geberiyorum. Camı çerçeveyi de açamıyorum. Dışarıya kendi sesim gidiyor çünkü apartmandan çok olduğu için tüm sesimi yan taraf duyacak falan. Kriş'ten ölmeyeyim diye sıcaktan ölmeyi tercih ettim, öyle bir şey. Neyse, bugünkü sizden gelenler konumuz hoşlandığınız kişi için yaptığınız en saçma, en utanç verici, en cringe şey. Ve biliyorum ki çoğumuz bunu küçüklük yaşlarımızdan itibaren mutlaka yapmışızdır. Benim de 150 tane var. Zaten çoğunu mutlaka videolarıma böyle serpiştirerek anlatmışımdır. Hiç anlatmadığım herhalde yoktur diye düşünüyorum ama çok fazla oldu. Yani benim şeylerimi, yaptıklarımı çoğu kişi geçemez dedim ve hakikaten de bence geçemedim. Yine çok komikler var ama genel olarak hala benim gözümde çok zirvede benimkiler. Neyse, bir gün yine konuşuruz. Ama genel olarak baktığımda ya kızlar o kadar üzüldüm ki. Hatta bazen komik şeyler yazmanıza rağmen gözlerim doldu. Çünkü kız olmayı çok seviyorum. Kızları da çok seviyorum. Yaptıkları her şeyi bir de anlıyorum ya işten içe. O beni mahvetti gerçekten. Yani yapmak istedikleri şeyi anladım. Yapma amaçlarını anladım. Bir erkek için, sadece hoşlandığı kişi için, sadece duyguların için yapılan o tatlı şeyler falan. Böyle beni çok duygulandırdı. Zaten konuşurken yine gideriz. O zaman hazırsanız başlayalım. Ben birinden hoşlandığım zaman her türlü yollardan tüm sınırlarımı zorlayıp stalkluyorum. Ya sırf istek atmayı çekindiğim için. Bak yine her videoda söylüyorum. Noktalama işareti olmadığı için tonlamayı yapamıyorum. Ben birinden hoşlandığım zaman her türlü yollardan tüm sınırlarımı zorlayıp stalkluyorum ya sırf istek atmaya çekindiğim için. Okula itiraf hesabı bile açtım. Oradan bakıyorum hesabına ve stalk biraz fazla kaçırıp biraz illegal yollardan açık ev adresini, telefon numarasını, abisinin çalıştığı yeri, kuyumcu falan buldum. Sonra kızlarla oraya aradık. Merhaba, sizde altın piercing var mı, bakmaya geleceğiz. Ya da sizde altın bileklik var mı falan diye sorup durduk. Sonra da yolumuzun asla üzeri olmamasına rağmen oraya gittik. 2 saat göt kadar dükkanda alamayacağımıza rağmen bir sürü takı bileklik falan baktık ama denk gelemedik hiçbir dahaki sefere. Bu arada bu stalk seviyesi nedir? Bunu yazan ilk kişi de değil. Benim takipçilerimde inanılmaz bir stalk durumu var. Bu arada bu gerçekten ilk değil. Hani ben hiçbir zaman mesela stalk çok iyi yapan biri olamadım. Hani çalıştığı yeri bilmem neyi bulmak, abisinin çalıştığı yeri bulmak falan. Hani bu bana biraz bir tık daha psikopatlık gibi geliyor. Ben bunu nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Bir yerde birini görmüşümdür. Bunu tanıyor musun diye gizlice fotoğrafını çekerim. Tanıyabilecek insanlara gösteririm fotoğrafını. Bunu bana buldun diyelim. Maksimum bunu yapmışımdır. Onun dışında böyle bu kadar detay bilgi bulmak gerçekten profesyonel işe inanamıyorum ve gerçekten alamamasına rağmen sırf çocukla karşılaşabilmek adına dükkanda vakit geçirmeleri ve çocuğun oraya geleceğini düşünmeleri. Çocuk niye durduk yere kuyumcuya gelsin ki, çok saçma. Ama neyse, tatlı bir olay. Otobüs evine kadar takip etmiştim. Sonra çocuk beni istememişti. Biraz itişmiştik yolun ortasında. Topuklu bir bot giyiyordum. O esnada topuğum kırılmıştı. Rezillikti, yemin ediyorum. Sonra gidip parasını getirmişti ayakkabımın. Birkaç hafta sonra da geri istemişti. Her noktası ayrı rezillik. Sevgili olmuştuk birkaç ay sonra. Aldatmıştım. Kızlarıma söylüyorum. Böyle işte hiç girişmeyin. Seni de çok seviyorum. Şimdi sen çocuğa ne yaptın ki öncelikle? Sen onun yanına gittiğinde seni istemediği için itiş kakışa girdiniz. Ben hayatımda böyle bir rezillik duymadım. Çocuğa ne yaptın da çocukla kavga noktasına geldiğiniz kısmını hayal edemiyorum kafamda. O kısım bende oturmuyor. Sonra çocuğun ayakkabısının parasını getirmesine sonra o parayı geri istemesi kadar rezalet bir şey yok. Bir de üzerine çocuğu gidip aldatıyorsun bu olaydan sonra. Yani rezalet bir hikaye. Gurur duyuyorum seninle. Teşekkür ederim. Camı açacağım, dayanamıyorum. Dışarıdakiler de duyarsa duysun. Sizin rezillikleriniz, benim rezilliklerim, sizin rezillikleriniz. Şu anda duyan varsa ben İnsanların rezilliklerini okuyorum. Aşkım, ortaokuldaydım. Çok küçüktüm. Doğru düşünemiyordum. Çok utanıyorum ya. Çocuktan ilkokuldan beri hoşlanıyordum. Bir gün aldım kalemini, 6. kattan aşağıya bahçeye attım ve çocuğun kalemi Rotring özel seriydi. Attım, sonra işte dedim ya kalemin nerede, bakabilir miyim? Çocuk kaybolduğunu o an fark etmişti. Sonra ben camdan aşağı bakıyormuş gibi yaptım. Dedim aa bak, aşağıda bir kalem var. Seninkine benziyor falan. Ama orada da kalem yok. Ben attım. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Göremiyorum. Sonra çocuk göremiyorum diyor. Ben orada işte diyorum. Göremiyorum diyor. Orada ya diyorum. Çocuk en sonunda benim çaldığımı düşünüp adımı hırsıza çıkardı birkaç hafta boyunca. Aslında harbiden benim yüzümden kaybolmuştu ama ben çalmamıştım. Bir insan birinden hoşlandığı için pahalı bir eşyasını, bir de kalem camdan aşağı mı atar ya? Bu hangi zekanın ürünü bir şey? Neden birine hoşlandığınızı belli etmek için onun bir malına zarar vermeniz gerektiğini hissettim? Hani atıyorum, çocuğun gerçekten kalemini görmek istiyorsun ki böyle bir şey gerçek hayatta yok yani. Kimse gidip de kalemini göstersen demez. Hadi dedim bir şekilde. Sonra çocuk kalemini bulamıyor. Sen de çocuğun kalemini bulmak için camdan aşağı bakıyorsun. Ve şansa bak orada. Ya bu gerçekten tamamıyla dünya...
Bu hiç normal bir zekadan çıkma değil ama ortaokulda olduğunu ve doğru düşünemediğini söylediği için seni affediyorum. Ama muhtemelen benim başıma gelse ben de adını hırsıza çıkarırdım, ne yalan söyleyeyim. Çok belli çünkü her şey çok açık ve net, her şey ortada. Öncelikle çok seviliyorsun Sezon. Olay şöyle, benim dershanede hoşlandığım bir çocuk vardı ve çocuk da benim ondan hoşlandığımı biliyordu. Bilmeyen bir tek Trump kalmıştı, atam beraber bu arada. Ben de sene boyunca çocuk beni fark etsin diye elimden gelen her şeyi yapıyordum. Bizim dershanenin pencereleri yere yakın, yani uzun. Bir insanın 1.70-80 hafif atlayıp bacağını atıp çıkabileceği şekilde. Benim de boyum kısa. 1.57 boyum var. Nasıl mantık bilmiyorum. Ben de o çocuğa orada atlayabileceğimi göstermek için bacağımı atıp atlamaya çalışmıştım. Ama boyum kısa olduğu için pencereye takılı kalmışım ve tam 10 dakika boyunca hocaların gelip beni çıkarmasını beklemiştim. En son arkadaşımın yardımıyla çıkmıştım ama çocuk hiçbir şekilde bir şey yapmadı ve yerinden oynamadı. Video kaydım arkadaşlarımda var. Hocalar da sadece kahkaha atmakla kaldı. Ondan sonra bacağım incindi zaten. Dershanede yamuk yumuk yürüdüm birkaç hafta. Kendimi sakın kötü hissetme çünkü buna benzer altıma yine ettiğim bir hikaye daha var. Yani işte buralarda bak çok komik ama çok üzülüyorum. Kızlar hoşlandığı kişi ilgisini çekmek için camdan atlamak. Ya bilmiyorum, bunu bir erkeğin yaptığını görür müyüz bilmiyorum gerçekten. Bu arada dershane hocaların da seni öyle görüp gülmeleri abi. Orada başına bir şey gelse insan bir korka, hiç mi korkmadılar yani. O da ayrı bir mesele. Orada o tarafı geçiyorum. Fake hesaptan ona saçma saçma şeyler yazıyordum. Adeta sapık. Yani ben de fake hesap olayı ne zaman gelecek diye bekliyordum. Sonunda geldi. Resmini çizip fake hesaptan ona atmıştım. SS falan alıp çok beğenmişti. Okulun sonlarına doğru resim dersi için resim göstermesi gerekiyordu. Ben çizerim senin için demiştim. Tuvale resim çizmiştim. Tuvaldeki resmi verirken fake hesaptan attığım, onu çizdiğim çizimi de vermiştim çok utanarak. Sonuç beni istemedi ama şu an daha iyi bir ilişkim var. Bir şey diyeceğim, ben bunu çok romantik buldum biliyor musunuz? Aşırı tatlı bak. Fake hesaptan çocuğu çiziyor, sonra çok uzun bir süre sonra çocuğu resim dersi için bir şey yetmesi lazım. Çocuğun şeyini o yapıyor, çizimini ve yanında da bunu veriyor. Ve benim hikayeyi tekrar anlatmam sanki anlamamışsınız. Ben bu olayı aşırı tatlı buldum, aşırı romantik buldum. Son cümlede de üzülmeme rağmen sonradan toparladığın için de mutlu oldum. Yani daha iyi bir ilişkim var, okey. İstememesini de boşver. Sonuç olarak hepimizin en az bir kere istenmediği olmuştur. Sen ya da tatlı bir şey yapmışsın, benim çok hoşuma gitti. Benim başıma gelse mutlu olurdum yani. Yüzme bilmeme rağmen ondan yüzme dersi almıştım. Şu kızlara bakar mısınız, şu kızlara tatlılığına? Bir kızın sevdiği bir adam için yapmayacağı şey yok. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Bu bizdeki hangi içgüdü yaptırıyor bunu acaba, merak ediyorum. Çünkü eskiden bence böyle değildi. Eskiden dediğim böyle anne babalarımızın jenerasyonunda falan böyle miydi? Bence değildi. Bize sonunda ne oldu abi? Bu kadar verici. Bu konuda bir araştırma yapmayı düşünüyorum. Aşkım çok koyu Fenerbahçeliydi. 2012-2022 arası tüm Fenerbahçe maçlarının özetini izlemiştim. Ya yuh bu arada. Ve bu maç konusunda en çok yazılan şey bana buydu muhtemelen. Beşiktaşlıydı. Bir gün okula böyle gittim. Şu kıyafetlerle gittim. Galatasaray'da şöyle giyindim. Şunu yaptım. O maçı izledim. Şunu öğrendim falan. Yani düşünün, kızın hiç ilgisini çekmiyor futbol ama o sırf ilgileniyor diye. Kız maç özetleri izlemiş kaç senenin. Mesela bir erkek acaba bunu bir kız için yapar. Mesela bir kız atıyorum bilmem ne konusundaki kitapları çok okuyor, tamam mı? Gidip mesela o kitapları okuyor. Hiç duymadım biliyor musunuz? Niye bu roller değişti acaba? Merak içerisindeyim. Çok tuhaf. Ya biz bu kadar vericiyken bir sonraki başka bir videoda da erkeklerin size yaptıklarını alacağım. Bir de onu gözlemleyelim bakalım. Böyle şeyler çıkacak mı? Merak ediyorum. Aşkım selam. Her gece günlük tutan biriyimdir ve sayfa sayfa yazılar yazarım. Okuldan hoşlandığım herkese günlüğümü verip okutturdum. Onlara ne kadar aşık oldum okuyunca bana aşık olur ya da hoşlanırlar diye düşündüm. Bu bir film mi dizi mi değil miydi ya? To all the boys I have loved mı? Öyle bir şey değil miydi? İzlemedim ama sanki öyle bir konusu vardı. Ve günlüğü birden çok kişiye verdiğim için birkaç kişiye aşk hikayelerimi yazıyordu. Hepsi de bunları okuyordu. Kardeşim ben az önceki lafımı geri alıyorum. Bugüne kadar kimse benim mallıklarımı geçemez. Geçen olmamıştı demiştim. Bu şu anda geçmiş durumda. Sen ne diye millete hadi bir kişi olsa neyse diyeceğim. Birden fazla kişiye yazın, her şeyi verip okutuyorsun. İçeride diğerleri de var. Bir de abi mesela şu çok yanlış değil, çok yanlış bir düşünce. Bu bende de çok vardı bu. Hani yeni yeni fark ediyorum bunun çok saçma olduğunu. Mesela birini ne kadar sevdiğimizi, ne kadar güzel sevdiğimizi ona gösterebilirsek, işte yazdıklarımızdan, bilmem nelerimizden onu gösterirsek onu etkileyeceklerini düşünüyoruz. Hiç çok yanlış bir düşünce biliyor musunuz? Kimse mesela ne kadar güzel sevildiğini düşünüp de birinden etkilenmiyor. Mesela hiç beğenmediğiniz, kendinizden düşünün, hiç beğenmediğiniz, ilginizi çekmeyen bir erkek var ve sizi ne kadar güzel sevdiğine dair bir yazı yazmış. Hoşunuza gider bu arada ama mesela ondan etkilenmezsiniz bence. Çok yanlış bir düşünce ama insan psikolojisinde sanki bu çok işe yararmış gibi görülen ama işte işe yaramayan bir şey. İlginç bir olay gerçekten de. Sezon merhaba. 9. sınıfa yeni geçtiğimde bir çocuk vardı. Adı Mehmet olsun. Mehmet çok yakışıklı, bayağı tüm kızların hayranı olduğu biriydi. O zamanlar ben de hoşlanmaya başladım ondan. Diğer kızlar gibi. Bir gün istek atayım dedim. Baktım bu istek kabul etti. Yazacak şey aradım bir hafta falan. Sonra biriyle takipleşmeye başladığını görünce çok zekice olduğunu düşündüm, o şeyi yazdım.
Gene kimi takip ettin Mehmetciğim? Senin ben. Sonrası zaten takipten çıkarma ve tüm arkadaşlar arasında dalga konusu olma. O olaydan sonra okulun neredeyse tamamı biliyor. Birinin yanından geçtiğini dönüp bakıyorlar falan. Çok büyük bir şey değil ama dehşet saçmaydı. Tabii sonradan farkına vardım. Daha da kötüsü bu rezillikten birkaç ay sonra tekrar istek attım. Daha da rezilim. Kardeşim son darbeyi vurmasaymışsın bir şekilde olurmuş ama şunu söyleyeceğim bu arada. Diyor en saçma şeyini yapmışsın hani o konuda yorum daha iyi yapmayacağım kendim de farkında olduğu için ama ben bunu mesela arkadaşlarımı söylediğim arkadaşların da böyle seni her gördüğüne böyle bakacağını düşünmüyorum. Hani burada arkadaşını göstermiştir hani bu ne saçma mesaj falan demiştir ama ondan sonra bu aylarca unutulmayacak çok konuşulacak seni her gördüklerinde böyle bakacakları bir olay da değil bence. Yani o sırada sen o psikolojide olduğun için her sana öyle bakanı belki dalga geçiyorlar gibi yorumlamış olabilirsin. Ama böyle çok üzerine konuşulup böyle şey yapılacak bir durum değil. O yüzden içim rahat olsun. Benim kendi fikrim. Abla etkilemek için değil de dikkat çekmek için şey yapmıştım. Voleybol oynarken kolum morarmıştı. O da koluma bakmıştı. Ben de sonraki gün tekrar baksın diye koluma kalemle morluk çizmiştim. Bir de hava soğuktu o aralar. Kolumu görsün diye kazağımı çıkarmıştım. Kıçım dolmuştu akşama kadar. Sonuç olarak tekrar bakmadı kolumu. İşte ben bunu okurken gözlerim doldu biliyor musun? İnanılmaz bir şekilde. O olaydan abi fena bir şekilde etkilendim. Kızcağız koluna bak bir de hiçbir şey de yok. Yani çocuk koluna tekrar baksın diye. Koluna morluk çizmişim. O kadar masum ve o kadar tatlı geldi ki. Yani çocuk sadece koluna bakacak anladınız mı? Ama hani she loves it yani. Ve tekrar olsun istemişim. Çok tatlı geldi bu olay bana. Allah'ım kızları var ya o kadar çok seviyorum ki sizi ısırmak istiyorum. Bazen gerçekten yakışıklı bir erkek olmak nasıl bir şeyi deneyimlemek çok isterdim. Bu tarz ve tatlı kızlar ilgi almak için. 13 yaşındayken sohbet açmak için kurbanda ne kesiyorsunuz? İlgili kız yazmıştı ve görüntü atmıştı. Çaresizlik. İlk ve son diyaloğum oldu geldik. Bu olay çok arkadaşım Esin'in çok güleceği bir olay gibi geldi bana. Niye bilmiyorum. Yazış tarzını da çok benzettim Esin'e. O yüzden buna Esin'e atacağım. Çok iyi, çok çok iyi. Sene başında bir kızdan hoşlanıyordum. Tanışmak istiyordum. Ortak bir arkadaşımızdan konuşma başlatmasını rica ettim. Sohbet ilerlemeye başladı ve nasıl olduysa konu eskiden YouTuber'ların ünlü şarkılara parodi yapmasına geldi. Ben de tabii başladım şarkılardan birini söylemeye. Kız da aa ilk defa duyuyorum. Kimin şarkısı o dedi. Ben de numaranı ver akşam sana atarım dedim. Kıza attığım ilk mesaj Orkun Işıtmak Despacito parodisi. Asıl garip olan kızım buna etkili. Düşünsenize bir tane çocuktan hoşlanıyorsunuz. Çocukla mesajlaşıyorsunuz sonra çocukla konuşuyorsunuz. Çocuk numaranızı alıyor ve size akşam attığı ilk mesaj Orkun Işıtmak Despacito parodi. Allah'ım inşallah bir gün hepimize nasip eder. Böyle bir mesaj. Eskiden olan itiraf sayfalarına benden hoşlanan insanlar varmış gibi fake'ten yazıyordum. Belki görür aklına düşer diye. Şu an çok yakın arkadaşım. Bu arada bu olaya ben şapka çıkardım. Çok da mantıklı buldum. Bunu belki kullanmak isteyen olur diye de buraya aldım. Birinin aklına düşmek istiyorsanız o kişi o sayfayı takip ediyorsa gidin itiraf sayfalarına sizden hoşlanıyormuş gibi yazın. Bir kişinin ağzından yazsanız da olur. Çünkü biliyorsunuz ki bir kişinin istendiğine ilgi gördüğünü duyarsanız birilerinden ve görürseniz o kişi de sizin istemsizce radarınıza girmeye başlar. Bunu deneyebilirsiniz. Sizofreni hareketleri yapın diyorum ben. Ama abart da kendiniz olduğunuz belli olmasın yani. Lisedeyken çocuğun anne babası ayrıydı. Ortak nokta bulmak için benim daha iyiymiş gibi yaptım. Konuşurken annem X yerde babam Y yerde yaşıyor. Ben ikisi de kalıyorum hafta sonları babama gidiyorum gibi yalanlar uydurmuş bulundum. Sonra çocukla hafta içi buluştuğumuzda X yerine hafta sonu buluştuğumuzda beni Y yerine bırakıyordu. Ben o gidince gerçek evime yani X yerine otobüsle gidiyordum. Sonra seneler geçti. Geçen sene çocukla ciddi ciddi sevgili olduk. Annemle babam barıştı ya komple X'e taşındık gibi yalanlar uydurdum. Şüphelendi yemedi ama bir şey demedim. Kendimden o kadar utandım ki doğrusunu söylemedim hiçbir zaman. Şimdi 22 yaşındayım. Çoktan ayrıldık ama sevgiliyken de bu durumla ilgili sorular sorduğunda yalanımı ifşalamamak için 14 yaşında gökten sağladığım şeyi devam ettiriyordum. Annem baba özürdüm. Bir şey diyeyim mi? Ben sanırım bu kadar uzun bir süre böyle bir yalanı devam ettiremezdim. Ve hani çok bu arada psikopatça gibi görünürdü karşı tarafa muhtemelen. Ama şeyi söylerdim ya ben ama bu da söylenmez ki nasıl söyleyeceksin? Annem baban ayrı diye ben de öyle dedim mi diyeceksin? Bu da çok kötü. Aa sanırım ben de söyleyemezdim hayatım boyunca bu yalanı devam ettir. Ya, o yüzden bunu yapanlar da var bu arada. Aldım mı hatırlamıyorum ama kendisi olmayan, kendi hayatıyla alakası olmayan karakteriyle alakası olmayan başka bir karakter yaratıp onun üzerinde şey yapan bir sürü insan var. Bunu yapmayın. Hani olur da ilişkiniz çok uzun süre devam ederse sonra üzerini toparlayamazsınız yani aklınızda olsun. Audi marka arabaları seviyor diye yolda gördüm her Audi arabayla fotoğraf çekilip story atıyordum.
Ve babam galerici diye kolpa sıkmıştım. Çocuğa en son hikayemi onların mahallesinde olan Audi ile atmıştım. Sırf evlerinin yakınında olduğumu görsün diye. Araba onlarınmış ve çocuk bana bizim arabayı da baban satışa soktu herhalde yazmıştı. Ve ben utançtan her yerden engellemiştim. Ama şu an 6 aylık sevgiliyiz. Bu konuyu her seferinde açtığımda çok utanıyorum. En azından vesile oldu bizim olmamıza. Der seni çok sevim aşkım. Abi bu gerçek hikaye mi bilmiyorum ama çok büyük rezillik bu gerçek. Çocuğun arabası düşünsene. Hoşlanmış çocuğun arabasıyla story atıyorsunuz onu etkilemek için. Ben var ya hani çocuk kapımda köle olsun. Aşkımla ölüp bitsin. Ben yine bu rezilliği kaldıramayacağım için bu çocukla bir sevgili falan olamaz. Çünkü bunu nasıl açıklayabilirsin ki? Hiçbir açıklaması yok böyle bir şey yapmasının. Çok kötü. Çok. Ama bu arada bu hikaye yalan da olabilir. Çünkü çocuk bence Audi'yi bu kadar seviyorsa ve her yerde bahsediyorsa bizim de Audi'miz var falan diye bir yerde bahsetmez miydi? Yani bundan senin haberin olmaz mıydı? Bilemedim. Selam Sezin, bir çocuk vardı. Çok hoşlanıyordum ondan. Aynı mahallede yaşıyorduk biz. Ve aynı saatlerde bisiklet sürmeye çıkmıştık. Çocuk bisikletle yanımdan geçerken ilgisini çekmek için kalp krizi geçiriyor taklidi yapmıştım. Sırç. 13 yaşında kalp krizi geçiriyor taklidini görmek için şu an canımı verirdim. Bak o kadar söylüyorum. Ve bu hikayenin devamı nerede abi? Çocuk sana yardım etti mi? Ne yaptı? Sen o şeyi parodiyi nasıl yaptın? Orkun Işıtmaklı Despacito parodisini sen nasıl yaptın? Ya ben bu hikayeyi görmek çok isterdim ya. Ya düşün inanın bak gerçekten düşündükçe her seferinde şoka giriyorum. Hiçbir erkek, bilmiyorum yapan var mıdır? Belki yapan vardır da ben duymuyorum. Hiçbir erkeğin bir kızı etkilemek için kalp krizi geçiriyor taklidi yapacağını ben düşünmüyorum. Ya biz niye bunu yapıyoruz? Ben anlamıyorum. Ben bizi anlamıyorum. Biri bu olaylara bir açıklama getirebilir mi? Bunun sebebi nedir? Bir de açıklasın bu durumu ya. Siz de öncelikle merhaba. Ben sevdiğim çocuğu etkilemek için okulun ikinci katındaki... Hayır cümle de o kadar iyi başlıyor ki. Ben sevdiğim çocuğu etkilemek için okulun ikinci katındaki pencerede... O zamanlar güvenlik yoktu. Ben koşarak camdan atlamıştım. Bacağım kırılmıştı. Acısını hiç unutamıyorum. O hariç herkes başıma toplanmıştı. Ambulans çağırdılar derken. Ailem geldi aşırı pişman oldum. Bak geri kalan her şeyi sil. Anlattığı her şeyi sil. Sadece şu cümle yetiyor ya. Ben sevdiğim çocuğu etkilemek için koşarak camdan atlamıştım. Ne? Ben dayanamıyorum çok kötü. Kim camdan atlayan birinden etkilenir? Bana söyler misin? Hangi erkek? Hayır kız nasıl camdan atladım? ya da olay şey mi? Hani camdan atlayıp başıma bir şey gelsin ve hani benimle ilgilensin mantığında. Ben camdan atlasa benim hoşlandım çocuk. Bu psikopat deyip ilgilenmem ki. Ay çok bak yemin ederim karnım ağrıdı. Bak şuralarım kas yaptı. Gözümden de yaş geldi kanıt olması açısından göstereyim. Hayatıma hani resmen 5 senele mal olmuş bu olay. Geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha çıkayım. Çocuk rave dinliyor diye kafam patlayana kadar rave dinliyordum. Hiçbir zaman sevmedim. Bu arada bunu yazan da çok fazla kişi vardı. O yüzden bir tanesini alayım dedim. Sırf hoşlandıkları çocuklar tekno dinliyor, işte rave dinliyor, bilmem ne bir şeyler dinliyor diye ona ayak uydurmaya çalışan, onun müziklerini dinleyen falan bir sürü kız var. Mesela acaba erkekler hoşlandıkları kızlar için Taylor Swift dinlerler mi? Soru işareti. Sadaka kutusuna onun önünde para atmışım etkilenirdi. bu arada daha uzun olsun isterdim video. Şu an 25 dakikada ama tabii kısaltınca kaç dakika olur bilmiyorum. Yemin ederim bu sıcakta video çekmek aşırı zor. Hani camı da açtım ama şuradaki ışık inanılmaz ısı veriyor. Nefes alamıyorum odada bakın o kadar söyleyeyim. O yüzden böyle çok sıcak zamanlarda belki videoların süresi bir tık düşebilir ama videoyu atmayı bırakmayacağım merak etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayınız. Öpüyorum sizi. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.